Merhaba arkadaşlar, İYİM Satranç kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere normalde anlatarak oynuyoruz serisinde maç yapıp bu konu hakkında sizlere yine destek olmaya çalışacaktım. Fakat gözüme çok inanılmaz bir şey çarptı. Lichess'teki çok ilginç bir hataya şahit oldum. Ve bu hatanın sonunda yandaki oyuncular kısmına bastığımız zaman birden fazla, 3000'den fazla, hatta 3200-3400'e yakın güçte bir oyuncular olduğunu gördüm. Ve sizlerle de bu maça başlamadan önce bunları bir göstermek istiyorum. Sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm için. Bakın mesela buraya girdiğimiz zaman burada bir adam var mesela Black Arch Pro diye. Ve şimdi bu adamın puanı 3200. Diyeceksiniz ki tamam abi adam hani 2800-2900 deyip 3200 olmuştur. Hayır arkadaşlar. Bu adamın profiline girdiğimiz zaman bakın mesela toplam 5 tane maç yapmış. Ve bu yapılan maçlarda yendiği rakibin gücü 2200 ve 2100 civarı. Siz zaten benim yaptığım speedrunlarda görüyorsunuzdur. Ben bunları yaptığım esnada benim puanım 200 artıyor, 250 artıyor. Sonra artık hani 50-60 diye yavaş yavaş düşe düşe gidiyor. Bunun sebebi de hesabınızı açtığınız zamanki katsayı oranıdır. Benim buradaki katsayım şu an 50, normal bir oyuncunun da 45 civarı oluyor. Bu adamların katsayısını isterseniz hep beraber bakalım ve görelim kaçmış. Evet arkadaşlar, 544. Yani bu da demek oluyor ki eğer bu adam 10-15 tane maç üst üste inerse bu sitede 4000'de olur. 5000 olmaz belki ama 4000'i çok rahat bir şekilde geçer. Bu da benim çok ilgimi çekti. Diyeceksiniz ki tek bir insan mı böyle? Tabii ki de hayır. Bakın mesela adam yeni hesap açmış yine aynı şekilde. 2 tane balıt oynamış. 2925 olmuş. Ve yendiği rakipler de normal bir şekilde 2200-2000 bandındaki oyuncular. Onun dışında bu adam yeni adam değil, eski adamlardan. Burada bakın bak yine yeni hesap geliyor en başından. Magnus Carlsen 1-2-9 diye. Bu adamlar da toplam 2 tane maç yaparak, 2 tane bu tarz şeyler oynayarak hesabını bir anda çok fena arttırabiliyor. Ve bunun üzerine bastığınız zaman da adamların rating civarı 412 ile 500 arası olan bir sistem var. Ben de size bu yenilikten bahsetmiştim. Şimdi daha fazla uzatmayalım ve tekrardan yayınımıza ve kanalımıza 400 like atarak yeni bir anlatarak oynayış serisine başlayalım arkadaşlar. Hemen bir 5x0 maça basıyorum. Evet, yeni rakibimizi bekliyoruz. Alexander 777 geldi. D4 süreceğim. Bu arada bu videonun içinde de aynı zamanda Lichess'te klavye nasıl kullanılır size onu da göstermek istiyordum. Hepsi tüm videoları şu an bir anda birleştirmiş olduk. Maçtan sonra size klavyenin ne olduğunu anlatacağım teker teker. Normalde kullandığımı kullanmayı pek tercih ettiğim bir şey değil arkadaşlar. Evet, D6 fil F4 E6 geldi rakibimizden. Şimdi yine burada merkezdeki olan avantajımızı arttırmak adına at F3'te yine bir başlayalım. Bakalım rakip ne tercih edecek. C5 geldi rakibimizden. C5'ten sonra tahtada C3 oynuyorum bir tane ve merkezdeki aktifliğimi arttırıyorum. At C6'dan sonra bir tane E3 sürüyorum ve yine buradaki merkezdeki durumu arttırıp F1'deki filimi oyuna sokmaya çalışacağım ve her şey bir anda yoluna girecekmiş gibi duruyor. Fil E7'den sonra at B2 oynuyorum. Fikrim tahtada devamında fil D3 gelip rok atıp E4 sürmek. Önceki maçlardan ve yayınlardan da bunu çok fazla görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ama ilk defa görüyorsanız da yine anlatarak oynuyoruz serisi adı altında ben size bu videoyu kaydedeceğim ve diğer videoları oradan izleyebileceksiniz. Şimdi rakibimizin hamlesini bekliyoruz. At B2'den sonra bakalım rakibimiz burada ne oynamayı tercih edecek. Benim tahminim rok atabilir. B6 oynayıp fil B7 gelişebilir. Rok atmayı tercih etti. Hemen burada bir fil D3 çıkıyorum. Fikrim tahtada hemen belki rok atmak yerine bir önce E4 sürebilirim derken evet E4 sürmeyi de çok sevdim şu an bu pozisyonda. Çünkü bakarsanız belki H4, E5, fil H7 rakibe sert bir atakla maçı direkt bitirebilirim diye düşünürken rakibim kırdı at ve 4 geldi. Bu çok kuvvetli bir hamle. Rakibim adeta benim yaptığım deniz rok atmazsan başını bu gelir şeklinde beni cezalandırdı. Çünkü filin burada böyle çektiğim zaman rakip ve tahtı da fil E6 gibi sert bir hamle yaparak bana üzerinde baskı oluşturabilir. O zaman birazcık burada sakinliğimi koruyup biraz düşüneyim. At ve 4'ten sonra ne yapabilirim? Evet. Filmi hemen boşa vermek istemiyorum. Fil B1 çektikten sonra da fil A6 gelecek. Ona vezir B3 gelsem kale C8 gelecek. Ona aynen tamam fil B1. Şimdi fil A6. Burada vezir B3 oynayacağım bir tane. Ama kale C8'den sonra da mat istiyor kale C1 gelerek. Aa, konum direkt kötü kaldı bir anda bize. O zaman demek ki bu maçı çevirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şimdi bu pozisyonda rakibimiz fil D3 at B3 her şeyi istiyor. Neredeyse her şeyimizi istiyor. Biraz bu konuda sıkıntı oldu. Peki o zaman... Biz de burada A3 mi yapsak bir tane? Burada bir A3 yapalım ya. Tamam at D3 koyarsa koysun abi. Onu artık alacağız. Yapacak bir şey yok. Konum hani battı balık yan gider diye bir şey söyleyelim. Laf söyleyelim ve fil D3'ümüzü alalım bu pozisyonda. Şimdi fil D3'ten sonra rakibim E4'teki piyonumu atla ve fille double olarak istiyor. Ve ben de burada bunu engellemek için bir tane E5 yapayım bari. Konum çok kötü olacak biliyorum ama aslında videonun başındaki o heyecanı yaşattığım için de
Şu anda burada pek konsantre olamadım ama sorun yok. Hemen başa hep beraber toplayacağız el birliğiyle. Kale C8 geldi. Rakibim yine tahtadaki aktifliğini korumaya ve aktırmaya devam ediyor. Ben burada bir tane vezir B3 oynayayım ki rakibim taşları içeriye bir anda sokamasın. Fil C2 tarzı bir hamle yaparsa da vezirimi A2'yi gizleyip konumda rok atmaya çalışacağım. Aslında şu an rakibim bir nebze kandırmaya çalışıyorum. Aslında tahtadaki yerine burada fil A6. Çünkü fil A6'dan sonra ben aslında rok atamayacağım kalesi C6'ında olduğu için. Umarım fil C2 tarzı bir hamle tercih eder diyorum ve bekliyorum. Bu esnada size klavyenin nasıl bir şey olduğunu göstereyim. İnternetten Lichess Keyboard Input aşağıya koyarım adını indirdikten sonra mesela piyon mu sürmek istediniz? W'ye basıyorsunuz, herhangi bir piyon seçip tahtada ileri sürüyorsunuz. Taş mı kırmak istediniz burada? Q'ya basıp piyonu çapraz olarak yiyorsunuz. Piyona sağ olamayacaksınız, E'ye basıp yiyorsunuz. Vezirle mi oynayacaksınız? S'ye basıyorsunuz. Mesela ben burada vezir 4 mi geleceğim mesela pozisyona? S'ye basıyorum ve devamında A4'e koyuyorum gibi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Son saniyede bunu yaptığım zaman da insana çok güzel bir etki ve hız kazandırıyor. Ama kesinlikle satrancınız için bunu kullanmanızı önermem. Yalnızca bu videoda çekmemi istediğiniz için ben de bunu ekrana göstermek istedim ve tekrardan şimdi bunu buradan kapatalım ve sonrasında yayın sonunda silelim. Şimdi at C'den sonra ben burada ne yapabilirim onu da bir düşüneyim. Evet, tahtada bir B4 süreceğim ki artık bir rakibi kandırmam lazım çünkü rok atanıyorum ve ben çok rahatsızım bu durumdan. Rakip de burada artık bana yavaş yavaş üzerime doğru gelecek. Ama bakalım fil B5 geldi. Ben burada bir vezirim B3 çekeyim. Fikrim tahtada A4 B5 sürmek olsun ki rakibe tahtada baskılı bir şekilde oynamaya devam edeyim. Ama konum aslında şu an çok kötü. Rezalet. Bir dahaki maçlarda öncelikle rok atmaya karar vereceğim. Sakın benim yaptığım gibi yapmayın. At D5'ten sonra burada bir A4 yapıyorum. Bu fili artık buradan kovalım. Kale C3 de çok kuvvetli. Adam bayağı şu an sakat bıraktı beni. Vezir B2 mi çeksem acaba bu pozisyonda? Hadi çekelim bir vezir B2 ki. Ama o atı 4 kırıyor. O zaman vezir B5 çekeyim bir tane. Tamam. O zaman vezir B2 oynayalım. Eğer bu maçı kurtarırsam cidden en şanslı olduğum maç diye başlık atacağım ya direkt yani. Bakalım. Konum çok kötü oldu ya. Fazla şeye geldik. Rehavete kapıldık. Fil B4'ten sonra bakalım ne yapacağız. Oy. Fil B4'ten sonra... Bir H4 süreyim bari. Tahtada ilk konumu karıştırmaya çalışayım ya. Konum paramparça oldu ya. Bir tatlı zette kaldık valla. İlk kaybedeceğiz bu hesabımızda. Ne güzel hesabım vardı 2-3 ama belli olmaz ya. Hemen pes etmeyelim. Çok kötü oynadım maçı. Bir de birazdan sizler var yayında. Aslında yayından sonra geleceksiniz siz buraya. Buradan da yayını izleyen herkese teşekkür ederim. Sizce acaba bugün kim 5 sorabilecek miyim ya da oldu mu bilmiyorum. O da ayrı bir durum tabi. Şimdi vezir C7 geldi rakibim. Hadi bir şah devir yapıp artık bu süreçten kurtulalım ya. Yeter. İyi kaldı kaçmazdı. Taşlarımız çok pasifti. Bakalım burada maçı nasıl kaybedeceğiz. Kale C2 iyi bir şey yaparsa devamında at C3 olur. Taşları içeri sokarsa maç direkt terk olacak zaten. Bakalım burada rakibi tercih edecek. Evet. Bugün biraz heyecana kapıldık ve maçı kaybettik gibi duruyor ama hadi bakalım. Ver fili falan belki bir şey uyuturuz ya. Ne bileyim abi adam fazla. Aha. Vezir D3 alsam kale C1. Vursam vezirle alınca şöyle bir kece bir şey değil. Şah2 gelsem. Aha. Bir dakika vezir D3 aldım. Kale C1. Şah2 yaparsam kurtarabilirim paçayı. Öyle kurtaramam. Atçı 3 şah var ona da. Vezir en son kaleyle geri alıyor. Durun bakalım ya. Bir Nakamura gibi o Şah2 temasıyla. Belki bir kaçarız buradan bir yerden. Kale C1, vezir C1, atçı. Ona göre kale C1'e Şah2 oynayayım. Atçı 3'e vezir C3 koyayım ya. Öyle ince. Aa ona Şah3 kaçayım. At D5'e ne yapayım? En kötü beraber olur ya Şah2 dönerek. Tamam ben buna gireyim. Pozisyonu sevdim. Vezir D3. Fikir tahtada şu an. Allah konumu toplarsam çıldırırım bu arada. Haydi bakalım. Vezir D3 geldik. Bekliyoruz rakibin hamlesini. Heyecanla. Burada biraz bir baba yoruldu herhalde. Babada bir sıkıntı oldu. Babada bayağı kale C3 geldi ve devam ediyor şu an. Bize karşı olan üzerimizdeki baskısını arttırmaya. Biz de hemen şuradaki bir ekranımızı biraz düzeltelim. Aynen hiçbir sıkıntımız olmasın. Evet hemen devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi kale C3'ten sonra burada ne yapabilirim? Kale C1 gelecek en son. O yüzden E4'e koyarsam en son at C3 hamlesi var. Bu yüzden de vezir B5 gelsem kale C1 var yine. Oha kale C1 çok yanılmış. Heyecanlı heyecanlı takıldık kayıp mı ettik? Vezir B1 gelsek kale C1'e o var. Kale F3 kırıyor ona da yani. Veziri kaçabileceğim kare yok tahtada. Kale C1, şah E2, at C1, vezir alt daha iyi o zaman. Kale C1'e tahtada şah E2 oynayacağım şimdi. At C3'e de artık şah D3 falan koyacağım yerlere. Yapacak bir şey yok. Evet bekliyoruz heyecanla.
ve Dünyak Camii. Rakip burada acaba ne tercih edecek? Kaleciyle Şahin 2 oynuyorum. Bakalım, mat olmadım bence. Çünkü at 3'e şah D3'den sonra paçayı kurtarıyorum gibi hissettim. Çünkü veziri alttan koruyor her şeyi. Atla D2'den koruyor. Güzel bir geri dönüş oldu gibi duruyordu ama hayırlısı. Hep beraber göreceğiz. Hadi abi. Haydi bakalım. Kale H1 aldı. Kale H1 aldım burada. Ve bence bunu artık kazandım. Çünkü tahtada ata A2 geldikten sonra vezirim C4'e geldiğim takdirde bence bu konu kazanç artık. Vezir B7'ye bunu alsam A2'yi. Buna da bir tane şah E2 çeksem. Buna da bir tane şah D1 gelsem. Tuttu gibi. Tuttu galiba, evet. Vezir D3. Şimdi mat olmamak için burada vezir B1 gibi bir anda düşünüyorum. Vezir keserek rakibi tehdit etmeyi çok severim. Vezir B1. Ver veziri, ver. Fili diyorum burada. Veziri kesersen maçta direkt kazanç zaten. Kesmezsem de hop veziri aldık ve bu kayıp pozisyonu kurtardım. Bence her anlamda çok şanslı oldum. Çok keyifli bir video oldu. Umarım bu yaptığım ilginç bir tespit de hoşunuza gitmiştir. Maçın kötülüğü için kusura bakmayın. Bu hafta içerisinde ben bunu telafi ederim. Beni tanıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın.